Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere bir sürede tedavi gördüğü kalın bağırsak kanseri hastalığı sonucu gelişen çoklu organ etmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk sineması ve dizi tarihinin unutulmaz ismi Bülent Kayabaş'a anlatacağım. Bakalım Bülent Kayabaş kimmiş, hangi projelerde yer almış, hep birlikte görelim. Bülent Kayabaş 18 Haziran 1945 Eskişehir doğumludur. 16 yaşındayken belediyenin tiyatrosuna girerek oyunculuğa genç yaşta ilk adımını atmıştı. 1970 yılında ise Semih Evin'in yazıp yönettiği Kara Leke filmiyle profesyonel oyunculuğa başladı. Kısa zamanda birçok filmi kariyerine sadırmayı başararak 70'li yıllara damgasını vurdu. 1974 yılında gösterime gelen Karateci Kız filminde Ferruh karakterini canlandırdı. Filmde kendisinin de içinde bulunduğu ölüm sahnesi için parodiler yapıldı ve Conan gibi yabancı talk show programlarında gösterildi. Kayabaş, Winnie the Pooh isimli çizgi filminde Tiger karakterini tam 14 yıl boyunca seslendirmiştir. Son olarak 2016 yılında Sermiye Midlat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği absürt bir Hint komedisi olan Bir Baba Hindu adlı sinema filminde rol almıştır. Öfkemi dışarı veriyorum şu an. Sonra konuşuruz ya. Tamam yavrum, tamam. Allah kabul etsin hadi. Amin, amin. Bir sürede tedavi gören Kayabaş, kalın bağırsak kanseri hastalığı sonucu gelişen çoklu organ etmezliği nedeniyle 19 Nisan 2017 tarihinde vefat etmiştir. Bülent Kayabaş aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesiydi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bülent Kayabaş'la ilgili aklınıza takılan sorular varsa aşağıdaki ön bölümde sorabilirsiniz veya şu an çıkan iletişim açısını kullanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir önceki videomuz olan Erdal Tosun Kimdir'e de şuradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.